Günaydın sayın seyirciler, manşet artıyla sizlerin karşısındayız. Haftanın tam ortası, çarşambadan sesleniyoruz. Takvim de bize tarih olarak 20 Eylül'ü göstermekte. Evet, günü, gündemi, manşetleri konuşacağız. Ülkenin gündeminde manşetlerdeki konuları değerlendireceğiz. Kimin de Cumhuriyet Türk Partisi Milletvekili ve Genel Sekreter Sayın Asım Akansoy bizlerle birlikte. Günaydın, hoş geldiniz. Günaydın sevgili Aziz. Evet, havalar da sıcak aslında. Eylül'e de alıştığımız dereceler değil. Az önce Sayın Fehmi Oktay da aktardı. Ülkenin gündemiyle hep böyle benzeştirebildiğimiz tek şey var. Hava durumu işte. Gündem sıcak, hava sıcak. Ülkemizde genelde havalar sıcak olduğu için çok rahat bir kestirme benzetme oluyor ama baktığımızda gündem çok da yoğun değil. Yani ülke gündemi. Genelde belli konular çerçevesinde tartışmalarımızı yapıyoruz. Örneğin işte şimdi bir eğitim konusu var okulların açılmasıyla birlikte. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu var. Onunla ilgili Kıbrıs konusu hareketlenir mi hareketlenmez mi konuşuyoruz. Ama meclisin olmaması mı bu? Yani meclis olmayınca siyaset duruyor mu? Böyle başlayalım isterseniz. Elbette tabii meclisin, siyasetin etkisinde belli bir gücü var. Bu bir gerçek. Çünkü meclis günün sonunda sonuçlar itibariyle değilse bile süreç bakımından çeşitli tartışmaların yapıldığı, toplumsal gündemin oluşturulduğu ve belirlendiği bir alandır. Bu bakımdan yani her yaz ayı aslına bakarsan, yani bu 3 aylık meclis tatili dönemi siyasetin birazcık da rölantiye alındığı dönemler ola geliyor. Fakat tabii bu dönem biraz eğitim konusu olsun, işte deprem sonrası beklentiler olsun, sağlıktaki sıkıntılar olsun, ekonomide özellikle Türk lirasının döviz nezdinde değer kaybetmesi konuları olsun, asgari ücrettir, alım gücüdür, Kıbrıs sorunu, tüm bunlar bu yaz döneminde aslında konuşulduğu, konuşulmaya devam ettiği. Elbette biz de belli görüşler, tavırlar sergiledik. Meclisi olağanüstü toplantıya çağırdık. Orada çeşitli konuları tartıştık. Özellikle elektrik konusu ve yeni Ercan Havalimanı konusu gibi konular tartıştık. Ama genel olarak söylediğine katılırım. Yani meclis açık olsa, açık olmuş olsaydı çok daha dinamik bir siyaset söylemi geliştirilebilirdi. Tabii 3 aylık bir tatil gerçekten kabul edilebilir değil. Yani çok uzun bir süredir 3 ay. Yani Eylül ayı malum Kıbrıslı Türklerin yavaş yavaş kendi hayatlarına hayata dönüş normale dönüş dönemidir. Diyelim. Normale dönüş dönemidir. Yazın sonudur. Evet. Ama biz hala daha yani vekiller bakımından konuşacak olursak bir garip bir tatil dönemi. Dolayısıyla buna bakmak lazım. Yani toplum olarak bu anayasa değişikliğine gerçekten ihtiyacımız var. Bakacağımız aslında çok şey var. O da önemli. Tamam, peki gündeme gelelim. Eğitimle mi başlayalım? Ekonomi tabii ki var ama eğitim herhalde ilk sıradadır. Okullar açıldı. İki ana nokta var dikkati çeken. Özellikle işte deprem sonrası okulların fiziki durumu ne halde? Hazır mı? Değil mi? Prefabrik yapılar var. Taşınan okullarımız var. Bunu konuşalım. Bir de bizim bitmeyen hikayemiz, çilemiz demeyelim, tam gün eğitim. Tam gün eğitim konusu da tartışılmaya başlandı. Özellikle Milli Eğitim Bakanlığı ile sendika arasında bu konuda bir görüş ayrılığı net bir şekilde görülüyor. Cumhuriyet Türk Partisi bu konulara tabii ki görüşlerini daha önce hem siz kendiniz şahsınız olarak hem de parti görüşü olarak aktarmıştınız ama bir kez daha tekrarlamakta fayda var herhalde. Evet, elbette. Tabii eğitim konusu hepimiz için çok önemli. Kıbrıs Türklerin ciddi anlamda değer verdiği bir konudur. Çünkü çocuklarımızın iyi eğitim alması yani geçmişten bugüne bizim özel önem verdiğimiz bir konudur. Kamu eğitimi çok önemlidir. Çünkü kamu eğitimi günün sonunda toplumsal adaletin sağlandığı, eşitliğin gözetildiği bir alandır. Yani parası olan değil, olmayan da devlete vergi ödeyen herkesin hizmet alabileceği bir sistemdir kamu eğitimi. Kamu sağlık sistemi gibi. Dolayısıyla kamu eğitimi hem bu özellikleri yanında hem de bir bakıma aslında eğitimde standardın belirlenmesi gereken bir alan olarak kendini göstermesi gerekir. Fakat dünden bugüne baktığımızda bu alanda ciddi bir gerileme olduğunu görüyoruz. Yani eğitim kalitesi açısından olsun, lojistik ya da altyapı açısından olsun ciddi sıkıntılar vardır. Bu sıkıntıların aşılması konusunda da toplumsal konsensusa ihtiyaç vardır. Yani hiçbir hükümet kim olursa olsun ben yaparım olur mantığıyla eğitim gibi, sağlık gibi alanlara müdahale edemez. Bu noktada toplum örgütleri, siyasi partiler kafa kafaya vererek bir
uzlaşı sağlaması gerekiyor. Bu noktada tabii ki tam gün eğitim konusu bizim de çok önem verdiğimiz, değer verdiğimiz bir konudur. Eğer eğitimde kaliteyi artırmak adına çocuklarımızın daha iyi eğitim alabileceği, uluslararası alanda, küreselleşmiş dünyada birey olarak güçlü, özgüvenli bir duruş sergileyebileceği ve elbette kendi yaştaşlarıyla rekabet edebileceği bir düzeyi yakalayabilmesi bakımından bizim için eğitim çok çok önemlidir. Bu noktada tabii ki tam gün eğitimle ilgili bir hedef ortaya kondu. Sayın Bakan'a epey bir sorular da sormuştuk olağanüstü toplantının yapıldığı gün mecliste. Fakat burada belli eksiklikler söz konusudur. Temel eksiklik de sevgili Aziz, lojistik altyapıyla ilgilidir. Yani altyapı tamamlanmadan bu yönde atılacak bir adım gerçekten şu anda ciddi sıkıntıların olduğu eğitim alanında daha da büyük sıkıntıları beraberinde getirir. Dolayısıyla şimdi haftanın ilk iki günü öğleden sonra da eğitim olmak üzere tam gün eğitim durumu söz konusu olacak. Öğleden sonra aktiviteler değil normal dersler yapılacak. Dolayısıyla eğitim bir bütün olarak öğleden sonraya da yayılacak gibi bir durum söz konusudur. Bununla ilgili yeterli hazırlığın olmadığını çok rahat söyleyebiliriz. Özellikle çocukların işte kantinden bir yiyecek bir şeyler sağlanması, öğleden sonraya dayanabilecek bir gıdanın kendilerine verilmesi, bununla ilgili organizasyonun yapılması önemlidir. Yani Sayın Bakan, Sayın Çavuşoğlu çeşitli konularda açıklama yapıyor olabilir. Ya yapacağız, vereceğiz, destek olacağız gibi. Fakat o değil mesele. Yani koskoca bir 3 ay geçti. Bunların planlanmış olması gerekirdi. En azından belli alanlarda pilot uygulamalar yapılırdı. Her kentte 2 tane okuldan başlanırdı. Da gelecek dönem bu yayılırdı diğer bölgelere de. Bunlar da yapılmadı. Zorunlu bir şekilde pazartesi salı bir geçiş yapılmaya başlandı. Bu noktada tabii endişeler var, kaygılar var. Öğretmenlerde ciddi kaygılar var. Velilerde, okul aile birliklerinde ciddi kaygılar var. Biz okulları geziyoruz. Okul aile birlikleriyle de görüşüyoruz. Kaygılar var çünkü ekonomik durum gerçekten iyi değil. Yani bir başka boyut da okullarda Türkçe bilmeyen çocukların giderek artan oranda yer alması. Bunun da sürekli bir şekilde gündem yapmış olmamıza rağmen bu konu da hala daha orada duruyor. Bugün bildiğim kadarıyla Bekirpaşa Lisesi'nde İskele'de bu nedenden dolayı grev var. %30'lara 40'lara varan bir Türkçe bilmeyen çocuk kapasitesi var her bir sınıfta. Bunun sınıfta ders anlatma ve dersi anlama noktasında büyük handikaplar doğuracağını biliyoruz. Dolayısıyla bizim en temel ihtiyacımız durum tespiti değil. Durum tespitini birlikte ikimiz de yaparız. Nazım Bey'i de alırız, üçümüz de yaparız. O değil mesele. Geçen zaman zarfında sorumluluklarımızı ne ölçüde yerine getirdik, ne ölçüde altyapıya katkı yaptık, ne ölçüde işte bu gıda ihtiyaçlarının giderilmesi, öğle yemeği ihtiyaçlarının giderilmesi yönünde adım attık, ne ölçüde yabancı öğrencilerin ya da Türkçe bilmeyen çocukların eğitimi noktasında sorunlara çare ürettik. Şimdi bunlar olmadan başlanan bir yeni eğitim dönemi kaotiktir. Kafa karışıklığına sebebiyet verir. Dolayısıyla tüm bunları hep birlikte tartışmak ve ortak bir yol bulmak gerekmektedir. Yani geç kalındı. Bir diğer nokta tabii deprem sonrası özellikle gündeme gelen okulların güçlendirilmesi ya da yeni okul yapılması noktası. Bildiğiniz üzere Bakanlık İnşaat Mühendisleri Odası ile birlikte hareket etti. İnşaat Mühendisleri Odası şu ana kadar aldığım bilgi çerçevesinde söylüyorum. Yaklaşık 300 tane okulun tadil veya yeniden yapımıyla ilgili projelendirmesini tamamladı ve bakanlığa sundu. Şimdi geçen gün, 2 gün önce, 3 gün önce İnşaat Mühendisleri Odası'nın bir açıklaması vardı ki işte önümüzdeki günlerde ihalelere çıkıyoruz diye. Şimdi yani bugün ihaleye çıksanız, anlatabiliyor muyum? Ne zaman tamamlanacak? Da bu çocuklar ne zaman konteynerden kurtulacak? Ne zaman şu olacak, bu olacak? En azından yazın başında bu 300 okulla ilgili yapılan projelendirmelerin süratle ihaleye çıkıp yol alması gerekiyordu öncelik sırasına göre. Şimdi bu konularda ne yazık ki tatmin edici bir kamuoyu algısı yaratılamadı. Yaratılamadığı için de ciddi bir rahatsızlık var, huzursuzluk var.
Dediğim gibi yani bu konuda Sayın Çavuşoğlu'nun çok daha bütünlüklü ve toplum örgütleriyle birlikte hareket edecek çerçevede yol alması gerekiyor. Toplumu sürekli bilgilendirmesi gerekiyor. Çünkü yani eğitim konusunda taviz verebilecek durumda değiliz. Yani bu başka hiçbir şeye benzemez. Yani bu çok sıfır tolerans olması gereken bir konudur. Bir konu daha var, onu da ifade etmek istiyorum. Şimdi tabii bu müfredat konusu da çok önemlidir. Yani son zamanlarda din kültürü ve ahlak dersleriyle ilgili epey bir gerek ailelerin olsun, gerek sendikanın olsun açıklamalarını okuyoruz. Hatta iki tane kitap ile ilgili sendika dava açtı. Bunun sonuçları bekleniyor. Dava açıldığı için o kitaplar okutulmayacak. Bildiğim kadarıyla bir tanesi sosyal bilgiler, bir tanesi de Türkçe kitabıdır. O iki kitap. Şimdi tabii bunlar sıkıntıdır. Yani bizim kendi kurumsal yapımız çerçevesinde belirlenmiş olan kitaplarımızın daha sonra bizim irademiz, yani biz derken kurumsal yapı itibariyle söylüyorum, bu ülkede bulunan herkes bağlamında söylüyorum, devlet yapısı bağlamında söylüyorum, bizim irademiz dışında değiştirilmiş olması, bunu hiç kimse kabul edemez. Yani çünkü bu ülkede sosyal yapı, sosyal gelenek, modern, çağdaş, laik ve demokratik bir düzende yaşamayı gerektirir. Bunun dışına çıkıldığı anda ya da en ufak bir taviz ciddi anlamda huzursuzluk yaratır, tepki yaratır. Bu konuda Sayın Bakan'ın gerekli radikal tedbirleri alması gerekir ve huzursuzluk yaratan bölümlerin kitaplardan çıkarılması ya da yenilenmesi gerekir. Ötelenebilecek bir durum değildir bu. Yani orada gerçekten benim bile okuduğumda çok ciddi anlamda şaşırdığım ifadeler var, içerik var. Yani çocukların hiç de okumaması gereken kısımlar var. Şimdi böyle olduğunda biz nereye kadar bunu tolere edeceğiz? Edemeyiz, etmeyeceğiz. Dolayısıyla bu konuda gerekli adımın atılması lazım. Evet. Şimdi bir rapordan bahsettiniz. 300 okulun raporu İnşaat Mühendisleri Odası tarafından teslim edildi. Projeleri neler yapılması gerekti ama bu teslim tarihiyle ihaleye çıkış tarihi arasında çok mu zaman var? Tedrici olarak aslına bakarsanız projeler iletildi bakanlığa. Bir yani biten okulun bittiği projeler verildi şeklinde. Elbette zaman vardır. Yani bu ve daha da bundan sonra da gelecek. Çünkü toplam sayı daha yüksektir. Bildiğim kadarıyla 800'ler aldığım bilgi çerçevesinde söylüyorum. Civarındadır. Dolayısıyla bu iş böyle hemen olmayabilir. Fakat süratle biten okulların tamamlanması gerekirdi. Bugün zaten gözde görünür bir şekilde bir Namık Kemal Lisesi, bir Doktor Fazıl Küçük Endüstri Meslek Lisesi, Mahmut Hatip Emekhan'ın bazı bölümleri vesaire bildiğimiz meselelerdir. Bakanlık da bunu biliyor. O alanları şey yapmak lazım. Yani yeni bir deprem ve yeni acılar artık bu toplumun taşıyabileceği bir şey değil. Kesinlikle, kesinlikle. Peki, şimdi bir ekonomiyi biraz konuşalım. Kıbrıs konusu da var çünkü. Ona da zaman ayıracağız ama ekonomi malum, hepimizin malumu, çok büyük sıkıntılar var. Şöyle bir gözlem var mı? Yani şu an için hükümetin ekonomi gündemini nasıl bakıyorsunuz? Ekonomi ele alışı nasıl bakıyorsunuz? İşte geçtiğimiz hafta özel sektöre yönelik %25'lik bir prim desteği açıklanmıştı ama gündemden düşüyor mu ekonomi? Bunu neye bağlarsınız? Aslında gündemden düşmüyor. Tam tersi gündemde ağırlıklı yerini koruyor. Hükümet açısından ben bunu Hükümet sordum. Açısından katılıyorum. Yani şu anda iki tane çok temel sorunumuz var. Bir tanesi Türk lirasının değer kaybetmesinden doğan istikrarsızlık. Bu konuya kafa yormak gerekiyor ve bu konuda alternatif çözüm önerileri üretmek gerekiyor. Yani CTP bir şey söylüyor, diyor ki istikrarlı muhasebe birimi önemlidir, bunu tartışalım. Eğer hükümetin başka bir önerisi varsa bunu tartışması lazım, bunu aktarması lazım. Diyecek ki Türkiye'de bir dönem yapıldığı gibi işte kur korumalı muhasebe sistemi yapalım. İşte ya da hani gelirlerine bir artış yapalım ya da asgari ücreti şuraya çıkaralım ya da asgari ücret yasasında değişiklik yaparak bunları 3'e 4'e bölelim. Ona göre bir toplumsal denge yaratalım vesaire vesaire. Yani bir önermesi olması lazım. Şu anda hükümetin Türk lirasının değer kaybetmesinden dolayı herhangi bir önermesi yoktur. Bu çok temel bir konudur. Bunu bir yere koyalım. İkinci bir nokta da kayıt dışı ekonomi.
Şimdi öyle bir büyük kaos var ki aslında ekonomide, sistem insanları kayıt dışına çıkmaya itiyor. Yani daha az vergi vermeye, vergi kaçırmaya, vergi kaçırarak sistemi döndürmeye. Bunlar işte satılan arazilerden satılan mülklere kadar hayatın her alanında bizim gündemimize getirilen konulardır. Şimdi burada da eksiklik veyahut göz yumma mı söz konusudur? Yani bir denetim eksikliği var diyeceğim ama acaba burada bir göz yumma mı söz konusudur? Yani günün sonunda ülke içerisinde dönen ekonomik aktivitenin kayıt dışı olması, günün sonunda bir aktivite olması nedeniyle göz mü yumuluyor? Devlet aldığı vergiden memnun mudur? Yani yoksa kayıt dışı da olsa bir hareket olsun diye mi bakılıyor? Mı yapılıyor? Şimdi bunlar ciddi sorunlardır. Çünkü kayıt dışı ekonomi günün sonunda sadece ekonomik adaletsizliği doğurmuyor. Aynı zamanda hem devlet gelirlerini ciddi anlamda azaltıyor hem de sosyal kaos yaratıyor. Ciddi anlamda sosyal kaosu da beraberinde getiren bir konudur. Dolayısıyla bu iki nokta üzerinde de hükümetin önermesi olması lazım. Hükümet diyecek ki bizim görüşümüz budur, şudur, şunu yapmamız lazım. Denetimler konusu, yani vergi meseleleri, tüm bunlar üzerinde de yine hükümetin herhangi bir önermesi yok. Şimdi yeni bir hükümet geldi, kabine okundu. Yani farklı bir ekip var. Belli bir çaba içerisinde olduklarını görüyoruz. Yani ama bu sadece günlük olayların yönetimiyle ilgili bir çaba olduğunu söyleyebilirim. Tekrar ederim, daha geniş ölçekli, toplumun önünü görebileceği, orta vadeli, 5 yıllık, 3 yıllık neyse herhangi bir planlama ekseni üzerinden hayatı yönetebileceğimiz, herkesin kendini bir yerde geleceğini görebilecek şekilde planlayabileceği bir düzene oturtmak lazım. Burada bir problem vardır. Asgari ücret düşük, alım gücü hali daha az. Marketlere gidiyoruz, görüyoruz. En genel anlamda zaten piyasada bir kalite düşüklüğü çoktan başladı. Yani eski ürünler tüketilmiyor. Daha alt düzeyde ürünlerin tüketildiğini görmeye başladık. Dolayısıyla bunlar bize bir şeyin işaretidir. Var olan ekonomik düzen ciddi bir ekonomik eşitsizliği de beraberinde getiriyor. Bu ülkede orta kesim fakirleşti. Fakir kesim zaten daha da alt düzeyde. Dolayısıyla çalışanlar düzeyinde değil, toplumun çok küçük bir zümresinde ciddi bir zenginleşme olduğunu ben düşünüyorum. Yani bunu ölçebilecek aslında analizler yapabiliriz ama bizim veriler de elimize gelmediği için böyle öngörülerle, sosyal gözlemlerle bunu yapmak daha kolay oluyor. Belli bir kısım insanımız yüksek miktarda zengin oluyor. Yine aynı şekilde arazilerimiz ciddi anlamda satılıyor. Özellikle İsrail sermayesi, İran sermayesi, bilmediklerim olabilir. Ciddi anlamda arazi satın alıyorlar. Ciddi anlamda mülk alıyorlar. Mülk alıyorlar. Yani öyle böyle değil satılan mülklerin fiyatları ve sayısı. Dolayısıyla tüm bunlar aslında evet devlete belli vergileri beraberinde getiriyor ama bir ileride bir tür balona dönüşme ihtimali de yüksektir. Çünkü kentler altyapı olmadan, kanalizasyon düzeni sağlanmadan, yollar sağlanmadan binalar yapılıyor. İşte bugün İskele'de Long Beach bölgesindeki durum ortada. Korkunç bir yapılaşma oldu. Şu andaki yapılaşmayı taşıyacak bir belediye hizmeti verilemiyor. Aynı zamanda kurumsal yapı da yeterli değil. Şimdi bu ne doğurur? Kaos doğurur, çevre kirliliği doğurur, işte kanalizasyon kokuları doğurur. Yani yaptığınız yatırıma değmeyen sonuçlar. Yine aynı şekilde Girne Kuzey sahilinde de aynı durum var. Dolayısıyla bunun ana sebebi şu, yani yatırım olmasın mı bu ülkede? Mesele o değil, mesele planlamayla ilgilidir. Mesele planlamayla. Bu ülkede bir ülkesel fizik planı vardır. Bu ülkesel fizik planının üzerine bizim imar planlarını bir an önce tamamlayıp nerede nasıl yapılaşma olacağını saptamamız lazım ve ona göre yatırımcıları da yönlendirmemiz gerekirdi. Şimdi böyle bir durum olmadığı için yani inanın yani Mesarya Ovası'na kadar artık araziler satılmaya başlandı. Şimdi bu sonu olmayan bir durumdur. Dolayısıyla her düzeyde bunu dile getiriyoruz. CTP olarak da dile getiriyoruz. Elbette ekonomiye ihtiyaç var, elbette yatırıma ihtiyaç var ama kaosa ihtiyaç yok, gelişigüzel yatırıma ihtiyaç yok. Yani bu güzel, bu değerli toprakları başka ülke örneklerinde de olduğu gibi beton yığınına dönüştürmeye inanın ihtiyaç yok. Yani
bizim böyle bir ekonomik aktiviteye ihtiyaç olmamız, bu ülkeyi harap etmemize olanak tanımaması gerekir diye düşünüyorum. Emlak olayının, emlak sektörünün kontrolden çıktığını söyleyebilir miyiz? Tabii ki, tabii ki söyleyebiliriz. Yani gelen bilgiler o yöndedir zaten. Ciddi miktarda mülk alımı sağlanıyor. Çok ciddi miktarda ve çok yüksek, çok büyük rakamlar yapılıyor bunlar. Yani şey yaparsınız, yani şaşırırsınız o kadar büyük rakamlardan bahsediliyor. Tabii bu piyasa şunu doğurdu. Yani Aziz herhangi bir şekilde bir ev alamaz artık çoluğuna, çocuğuna ya da çevresine. Ya da asım ya da başka bir KKTC vatandaşı. Çünkü korkunç derecede fiyatlar yükseldi. Şimdi başka bir boyutu da var bunun. Köylere gittiğimizde şunu da görüyoruz. Ekonomik sorun olduğu için insanlar istemese de ellerindeki arazileri satmak zorunda kalıyorlar. Özellikle bu tatlı su bölgesi, Katlıca bölgesinde insanlarla epey bir sohbetlerimiz oldu geçtiğimiz haftalarda. Çok net söylüyorlar, yani biz elimizdeki araziyi satmak istemeyiz ama gün sonunda ne yapacağız? Yani bir işsizlik durumu var, çocuklar var evde, efendim şu var, bu var, o var. Günün sonunda benim gelire ihtiyacım vardır, elimdekini çıkarırım kardeşim. Pek ne yazık ki patır patır araziler orada satılıyor. Bu kontrolsüzlüğün önüne geçmek gerekir. Bir planlamaya ihtiyaç var. Tekrar ediyorum, yani bu planlama sadece KKTC vatandaşları için, normal vatandaşlar için değil. Aynı zamanda iş dünyası için de şarttır. Yabancı sermaye için de şarttır. Devletin kendi projeksiyonları için de şarttır diye düşündük. Evet. Şimdi Kıbrıs konusunu konuşacağız. Şöyle bir geçiş yapalım aslında. Bu konuyla bağlantılı geçelim. Şöyle geçelim. Özellikle bu üçüncü ülkelere yönelik, insanlara yönelik, yatırımcılara yönelik ya da her neyse mülk satışı, geniş oranda mülk satışı Kıbrıs sorununa, ileriki aşamalarına bir etki eder mi? Yani mülkiyet konusu var. Bizim bir türlü içinden çok kolay çıkamadığımız bir mülkiyet konusu var. Şimdi farklı bir boyuta getirir mi Kıbrıs konusunu, Kıbrıs sorununun bu bacağını? Getirme ihtimali vardır elbette. Yani bunu söyleyebiliriz. Burada elbette dediğim gibi Kıbrıs sorununun çözümünde Kıbrıs Türk tarafının bir miktar toprak vermesi her zaman konuşulan konudur. Bu bilinmedik bir gerçek değil. Ancak bu bölgelerin nereler olduğu da aşağı yukarı belli olan yerlerdir. Dolayısıyla dediğiniz gibi kısmen o bölgelere eğer herhangi bir bilinçli yatırım söz konusuysa burada maksat biraz da Kıbrıs sorununun önünü kesmeye dönük bir hamledir diye de düşünebiliriz. O zaman büyük bir organizasyon gibi bakmak lazım. Şimdi New York'a gidelim. New York'ta Birleşmiş Milletler Genel Kurulu her yıl olduğu gibi yine Eylül ayında toplandı. Öncesinde tabii ki çok ciddi öngörülerde bulunuldu. Özellikle Kıbrıs konusunda müzakere süreci olur mu, olmaz mı? Bu yönde öngörüler vardı. Sayın Cumhurbaşkanı New York öncesinde sizlerle de bir araya geldi. Açıklamalar da oldu, neler konuşulduğu yönünde. Sizin intibanız ne yöndeydi öncesinde? Son yaşanan gelişmeler sonrasında bir değişim, bir farklılaşım var mı? Guterres'te olacak görüşme herhalde önemli, belirleyici olur mu? Şimdi, tabii biz de Cumhurbaşkanlığına gittik. Orada diğer siyasi partilerle birlikte, mecliste temsil edilen siyasi partilerle birlikte durum değerlendirmesi yaptık. Görüşlerimizi paylaştık. CTP olarak biz şunu çok net bir şekilde ortaya koyduk. Yani günün sonunda dünyaya karşı böyle tezlerimizi belirlerken dünyaya karşı bir tavır içerisinde olmamak lazım. Uzlaşıcı olmak lazım. Günün sonunda BM Genel Sekreterinin ortaya koyacağı yaklaşımları dikkate almak lazım ve mesele Kıbrıs sorununun çözülmesidir sevgili Aziz. Yani bırakalım her şeyi, bırakalım federasyonu da, iki ayrı devleti de, bunu da bunu da. Mesele şu, bugün içinde bulunduğumuz durum madem ki sürdürülemez ve madem ki adada bir çözüme gitmek gerekiyor, bunun bu yönden bir hareketle yola çıkmak gerekiyor ve bu yönde Türk tarafının daha belirleyici olması gerekiyor. Daha edilgen değil, daha etkili olması gerekiyor. Evet, geçmişte yaşadıklarımız var. 2004 var, 2017 Kıran Montana var. Orada Kıbrıs Rum tarafının Hristodulidis'in söylemesinin aksine söylüyorum. Son bir söyleşisi vardı Hristodulidis'in. Orada Kıran Montana'nın
Sayın Çavuşoğlu tarafından bitirildiğini, ara verildiğini ve kapandığını söylüyor. Halbuki gerek okuduğumuz kitaplar, gerek okuduğumuz tutanaklar çok net bir şekilde bunun Anastasiadis'in cesaretsizliğinden, ikircikli tavrından kaynaklandığını, sevgili Özdinlemi'yle de yaptığımız sohbetlerde bayağı bir bunları biz biliyoruz. O, dolayısıyla ondan kaçamazlar. Yani o bir gerekçe değil ama biz şimdi Kıbrıs'ı Türkler olarak nereye doğru evrileceğiz? Nasıl bir hareket hattımız olacak? Bunun çok iyi bir şekilde konuşulması lazım. Sloganlarla bir yere varmak mümkün değil. Gelişi güzel konuşmalarla bir yere varmak mümkün değil. Biz bu adada adil bir çözüm istiyoruz, eşit bir çözüm istiyoruz ve güvenilir bir çözüm istiyoruz. Eğer böyleyse bunun adını düzgün bir şekilde koyup yürümek lazım. Mesele bununla ilgili. Yoksa federasyon olsun olmasın, konfederasyon olsun olmasın, KKDC'ye tanısın tanınmasın ikilemleri üzerinden herhangi bir sorunu çözmek mümkün değildir. Elbette günün sonunda zaten 2017'ye kadar gelinen noktada iki tane devleti olan, iki kurucu yapısı olan ve yetkiler daha fazla kurucu devletlerde şekillenen, orada odaklanan bir model söz konusudur. Yani büyük bir şaşkınlıkla aslında izliyorum saraydan, Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaları ve konuşmaları. Dolayısıyla yani büyük kazanımlar var. Bu kazanımların üzerine basmak lazım. Bunları geliştirmek lazım. Ama çözüm dediğimiz şeyin karşılıklı kabul edilirlikten geçtiğini unutmamak lazım. Şimdi siz Kıbrıslı Rumlar eğer sizin ortaya koyduğunuz modeli benimsemiyorsa günün sonunda oturup konuşmak lazım. Nasıl bir modelde anlaşılacağız? Bakın Annan planı, plan olarak ortaya çıktığı dönemde böyle federasyon, federasyon ya da konfederasyon ya da odur budur denmedi. Çözüm modeli dendi. Ve zaten bu çözüm modeli içerisinde de bir yetki paylaşımı var. Egemenlik denilen şey de, devlet dediğimiz yapı da yetkilerden oluşan bir yapıdır. Egemenlik de öyledir. Dolayısıyla bizim masada ne aldığımız ne verdiğimiz önemlidir. İçeriye bakmak lazım. Yoksa böyle büyük sloganlarla, büyük iddialarla inanın yol almak mümkün değildir ve olmayacaktır. Şimdi ben bir KKTC vatandaşıyım, bir Kıbrıslı Türk'üm. Kıbrıs sorununun çözülmesini istiyorum. Bu belirsizlikten kurtulmak istiyorum. Siyasiler olarak bu sorunun nasıl çözüleceğini çıkıp söylenmesini istiyorum. CTP bir şey söyler. İtibar edilmeyebilir veya o toplumun büyük çoğunluğu bunu önemseyebilir, değer verebilir. Peki Sayın Tatar ne söylüyor? Sayın Tatar bizi bugünden yarına nasıl taşıyacak? Sayın Erdoğan'ın açıklamaları, KKTC tanınsın çağrısı. Peki nasıl olacak bu? Nasıl bir yol haritasıyla buraya varılacak? Neden bu zaman diliminde iki yıldır bu söyleniyor, Azerbaycan burada bir ticaret ofisi açamadı? Açamadı. Çünkü uluslararası hukuk diye bir şey var, ulusal çıkarlar diye bir şey var, küresel bir dünya var. Uluslararası ilişkilerde her devletin kendi çıkar ilişkileri vardı. Yani ve üstelik başka bir şey daha vardır. Küçük yapıların bölünerek ayrılması dünyada kabul gören bir görüş değil. Ben yaptım olurunanla bir yere varılmaz. Dolayısıyla burada neye bakmak lazım? Kıbrıslı Türklerin dünden bugüne yaşadığı deneyimlerden de esinlenerek, yararlanarak nasıl daha güvenilir, nasıl daha birlikte yaşayabilir ve dünyaya ulaşabilir bir çözümü yaratabileceğine bakmak lazım. Şimdi hiç unutmamak gereken bir şey vardır sevgili Aziz. Bugünkü durum devam ettiği sürece Kıbrıslı toplumu bu durumdan kaybeder. Benim değerlendirmem budur. Kıbrıslı toplumu erir. Kıbrıslı toplumu kaybeder. Dolayısıyla Kıbrıslı toplumunun kaybetmeyeceği nokta uluslararası hukuka entegre olunacak noktadır. Kendi kimliğiyle, devlet yapısıyla, kurumlarıyla, değil mi? Yani halkıyla, her şeyiyle. Şimdi buna bakmak lazım. Bunu nasıl sağlayacağız biz? Bugünkü süreç bizi oraya götürmüyor. Ben inanıyorum ki bu tartışmalar uluslararası camiada yapılacak. Ve ne yazık ki Türk tarafının şu anda ortaya koyduğu önermeler de kabul gören önermeler değil. Türk dünyasında ne oldu? Çok abartıyoruz biz. Türk dünyasına gittik. Ne oldu Türk dünyasında? Ne oldu? Yani gözlemci üye statüsündeyiz daha orada. Değil mi? Yani anlatabiliyor muyum? Bir açılım olsa, bir hamle olsa bunu tartışalım. Tartışacak bir zemin yok. Üstelik her ülkenin etnik problemleri var. Ve ülkeler
kendi etnik problemlerinden dolayı Kıbrıs sorunu gibi bir konuyu ele alıp da örnek teşkil etmesini istemiyor. Kendi egemenlik alanları içerisinde, Azerbaycan örneğinde olduğu gibi, kendi egemenlik alanları içerisinde herhangi bir ihtilafın doğmasına ve herhangi bir parçanın kopmasını kabul etmiyorlar. Bundan dolayı herhangi bir Kıbrıs örneğini referans almak istemiyorlar. Riskli bir şeyde yüzüyoruz, suda yüzüyoruz biz. Bizim yaklaşımımız nedir? Bizim yaklaşımımız sloganlara yönelmemek lazım. Ne yazık ki bizim şu anda Kıbrıs Türk tarafı olarak ortaya koyduğumuz tez altı dolu olmayan bir tezdir. Böyle düşünüyoruz. Bunu Sayın Tatar'a da ifade ettik. Yani Güvenlik Konseyi, BM Güvenlik Konseyi'nin KKTC'yi tanıma kararı söz konusu olmayacaktır. Yine aynı şekilde Kıbrıs Cumhuriyeti olarak Kıbrıs Rumların, Kıbrıs Rum Otoritesi'nin de KKTC'yi tanıması diye bir durum söz konusu olmayacaktır. Görülebilir bir zaman diliminde. Dolayısıyla eğer bizim için çözüme ulaşmak ivedi bir şeyse, o zaman bizim oturup tezlerimizi ortaya koymamız, hassasiyetlerimizi ortaya koymamız ve BM Genel Sekreterinin perspektifinden kopmamamız gerekiyor. Şimdi BM Genel Sekreteri diyor ki, bırakın özel temsilci atayım. Bizim taraf diyor ki özel temsilci olmaz, kişisel temsilci ata. Çünkü özel temsilci BM kararlar çerçevesinde hareket eder. Ben o BM kararlarını tartışılır buluyorum. Kişisel temsilci ata. Şimdi böyle bir durum yok. Yani biz yönetemeyiz her şeyi. Korkmadan, kendimize güvenerek çıkıp tamam atansın özel temsilci. Sizin söylediğinizi yapıyoruz ama bizim farklı görüşlerimiz var denebilir. Bunlar üzerinden bu tartışmalar sürüp devam edebilir. Yani şu an istediğimiz ya da talep ettiğimiz hiçbir şeyin kabul edilmediği, edilmeyeceği bir noktada mı duruyoruz biz Kıbrıs Türk tarafı olarak? Evet, öyle düşünüyorum. Peki bu normal bir durum mu? Yani kabul edilebilir bir durum mu? Değil herhalde. Şimdi burada tabii niyet önemli. Yani hangi sayıklarla, hangi gerekçelerle bu tezler öne çıkarılıyor? Yani ben örneğin Sayın Erdoğan'ı dün televizyonda dinlediğimde şunu algılıyorum, bana şunu söylüyor kişi olarak, Kıbrıs sorununun çözümüyle ilgili ben şu anda bir şey yapmayacağım diyor. Böyle donmuş vaziyette kalsın. Bunu da ortaya koyarken Kıbrıs sorunuyla ilgili değerlendirmelerin dışında Türkiye'nin gerek Avrupa Birliği gerek Batı eksenli ilişkileri üzerinden bunu ortaya koyuyor diye düşünmekteyim. Anlatabiliyor muyum? Dolayısıyla bunu da temenni etmezdim. Yani şundan dolayı, bu söylemine şundan dolayı, yani Kıbrıs Türk halkı diye bir özne var burada. Kıbrıs Türk halkı var, beklentileri var, görüşleri var, tartışmaları var. Yarın dünya basını gelip de sokakta birine mikrofonu uzatsa farklı şeyler söylenecek, farklı şeyler konuşulacak. Örgütlere gidilse, partilere gidilse. Buna gerek yok. Yani BM Genel Kurulu kürsüsünde bir tez olarak olabilir. Ama bunu yapın demek, biz bunu savunuyoruz demek, bu olmayacak bir işe yürümek demektir. Burada da bir çıkmaz sokak söz konusudur. Dolayısıyla Türkiye'nin bence şu anki tezi, yani dün genel kurul itibariyle bunu söylüyorum, genel kurul konuşması itibariyle bunu söylüyorum. Oradaki tezi Kıbrıs sorunu müzakere sürecine girmek istemiyorumdur. Ben böyle kalsın bu bir süre daha noktasıdır. Tabii genel kurul konuşmasının ardından BM Genel Sekreteri ile Sayın Erdoğan'ın bir görüşmesi olacaktı. Oldu herhalde. Oradan bir bilgi alamadım ben. Basına da bir şey düştü mü bilmiyorum, okuyamadım. Yani öğreneceğiz elbette tüm bunların ne olup bittiğini. Fakat çok dikkatli olmak lazım. Yani biz her zaman şuna dikkat ettik. Yani Kıbrıslı Türkler, Kıbrıslı Rumlar karşısında eşitlik talep ediyorsa, ki bu meşru bir taleptir, bu hakkaniyetli bir taleptir. Kendi dertlerini kendileri anlatabilmelidirler. Yani Sayın Erdoğan'ın açıklama yapması yerine Kıbrıs Türkler olarak bizler bir ortak akıl çerçevesinde hareket ederek görüşlerimizi ortaya koyabilmeliyiz. Dolayısıyla burada bir sıkıntı olduğunu düşünüyorum. Ortak akıl çok kolay mı o noktaya ulaşmamız? Çünkü görünen o ki çok uzak duruyoruz. Yani hem federasyon fikrini savunanlar hem iki devletli çözümü savunanlar çok da kolay yakınlaşmaz gibi geliyor ama. Bakarsan evet, yani farklı siyasi, bir taraftan birinin taviz vermesi lazım. Siyasi tezlerimiz var. Burada eğer çözüm diye bir niyetimiz varsa çözüme ulaşma süreci noktasında
bazı yapıcı adımlar noktasında uzlaşabiliriz. Örneğin bunlardan bir tanesi işte özel temsilcinin atanmasına Kıbrıs Türk tarafının da onay vermesi. Ne diyoruz biz? Ya buna onay verin diyoruz. Bırakın BM Genel Sekreteri bunu atasın. Ya farklı görüşleriniz var. O görüşlerinizi kendisine anlatırsınız. Ama dünyadan kopmayalım biz. Şimdi yani BM Güvenlik Konseyi üyelerine papaz olduk. Karşı karşıya geldik. Tamam. Son pile olaylarında yapılan basın açıklaması da bunu net bir şekilde gösterdi. Avrupa Birliği ülkeleriyle öyle. Yani en azından BM Genel Sekreteri, ki Kıbrıs sorununu çok çok iyi biliyor BM Sekreteriyası, orayla bizim ilişkilerimizin çok yapıcı olması gerekiyor. Çok dikkatli kurgulanması gerekiyor. Şunu düşünüyorum sevgili Aziz. Bu masa bugün değilse yarın kurulacak. Burada önemli olan masanın nasıl kurulacağından öte, ki ben BM Genel BM Güvenlik Konseyi kararları çerçevesinde masaya oturulacağını düşünüyorum. Burada önemli olan Kıbrıs Türklerinin hak ve çıkarları ise masadan nasıl kalkılacağı çok önemli. Masadan Kıbrıs Türklerinin hak ve çıkarlarının gözetilerek kalkması önemlidir. Adada bana göre federal bir çözümle kalkılması gerekir. Eğer bir kriz olursa o noktada da bunun iyi yönetilmesi gerekir. Bu ve benzeri tartışmalar yapabiliriz. Yani bu noktada da görüşler farklı olsa da ortak akıl arayışı söz konusu olabilir. Özel temsilci ne için çalışacak? Yani tarafları anlamak için değil herhalde. Çünkü gerek Güvenlik Konseyi'nin, Birleşmiş Milletler'in, gerek Genel Sekreter'in taraflara ilişkin bilmediği bir nokta yok. Sanki tarafları ya da taraflardan birini ikna etmek misyonu mu daha fazla öne çıkacak, ağır basacak? Şimdi özel temsilcinin atanma sebebi ortak zeminin olmayışıdır. BM Genel Sekreteri ortak zemin yoktur, oturun görüşün diyor. Ve bir ortak zemin yaratın. Yani bana çağrı yapıyorsunuz, ilgileneyim bu konuyla, ama ortada bir ortak zemin yok. Dolayısıyla bir ortak zeminin tesis edilmesi gerekiyor. Şimdi bu noktada da ayrıntılarda taraflarla görüşülmesi gerekir. Her iki tarafında ayrıntılar bakımından farklılıkları vardır. Endişeleri vardır, kaygıları vardır. Şimdi Hristodulis diyor ki işte başlayalım, gözümüzü kapayalım, başlayalım, gittiği yere kadar gitsin bakalım ne olacak. Şimdi Türk tarafı olarak, ki ben de aynı düşüncedeyim, yani sıfırdan başlayan yeni bir süreç olmaması lazım, çözüm odaklı, sonuç odaklı olması lazım. Ve bu sonuç odaklı sürecin bizi bir yere taşıması lazım. Yani adada yeni bir durumun oluşması lazım. Bu çok önemlidir. Yani yine başladık ve bittiğinde yine aynı şekilde biz burada o halimizde, bu halde, onlar orada o halde. Bu böyle olmaz. Yani eğer günün sonunda eşitlik ve zenginliğin paylaşılması konusunda Kıbrıs Rum tarafında bir şey yoksa, bir kabul yoksa, çünkü iki taraflı bir oyundur bugünün sonunda, kabul yoksa o noktada Kıbrıs Türklerin de işte doğrudan ticaret üzümü olur, Avrupa Birliği içerisinde özel bir siyasi, sosyal, kültürel, ekonomik statü mü olur, başka bir boyut mu olur, ne olursa olur, yani dünya devletlerine resmi bir çağrı mı yapılır Kıbrıs Türk toplumuyla, Kıbrıs Türk halkıyla ya da Kıbrıs Türk devletiyle ilişkilerin geliştirilmesi noktasında, yani tüm bunların konuşulması gerekir. Yani bunlar konuşulmadan bizim şu anda herhangi bir şekilde sadece slogan ifade ederek bunun arkasına sığınmamız bizi bir yere taşımaz. Bir özgüven problemi var. Bir şey noktası var. Buna katılıyorum. Yani sorudan anlıyorum ne demeye çalıştığını. Yani eğer özel temsilci atanırsa, bunu kabul edersek acaba sürüklenir miyiz bir noktaya? Ama bu bir sürüklenme olarak değerlendirilmemesi gerekir. Çünkü sürüklenmesek bile suçlanan taraf oluruz. Ama biliyor musun, yani örneğin Crans-Montana'da Kıbrıs Türk tarafı suçlanan taraf olarak masadan kalkmadı 2017'de. 2004'te de kalkmadı. Ve biz en iyi noktalarda süreçleri tamamladığımızda arkasını getiremedik. Yani 2017'de biz çok iyi bir müzakere ettik. Belli bir noktaya getirdik. Hemen ardından işte Sayın Tatar'ın durumu, Türkiye'nin durumu, bir pozisyon değişikliği gündeme getirildi ve bütün şeyler allem gallem oldu, dengeler. Ne oldu? Kıbrıs Rum tarafı bu sefer haksız olduğu halde döndü ve dedi ki ya biz çözüm isteriz. Ha, istemezler.
zaten istemedikleri belliydi. Ama 2017'in 2020'ye 3 yıl geçti. O arada ne oldu onu konuşabilir işte. 2019'da Berlin zirvesi oldu, Sayın Akıncı'nın katıldığı vesaire vesaire. Oralarda belli görüşmeler oldu. Dolayısıyla yani burada önemli olan haklı olduğumuz noktada haksız yere, haksız bir boyuta indirgenmemek, haksız noktaya itilmemektir. Şu anda ben bulunduğumuz siyasetin, ortaya konan siyasetin ya da bizi bir yer taşıyacağını düşünmüyorum. Peki, süreyi tamamladık. Konu bitmez ama bugünlük teşekkür edeyim ben. Ben teşekkür ederim. Size ayağınıza sağlık geldiğiniz için. Görüşeceğiz. Kolay gelsin, iyi çalışmalar dilerim. Sağ olun. Evet sevgili seyirciler, bugün adına noktayı koyduk. Yarın yine birlikte olmayı umuyoruz. Bu umutla herkese güzel, sağlıklı bir gün diliyorum efendim. Yeniden görüşünceye kadar hoşça kalın.